Esasında siz yeni CHP dediğiniz için ben söylüyorum. Siz derken yani, sizi kastetmiyorum. Zaman zaman kullanıyoruz yeni CHP ama yani eskiyi dışlamak doğru değil. Yani ben bizi oradan güç alıyoruz. Onların hakikaten onlar bizim partimizin değeri. Yani öyle bakıyorum. Evet. Bu bir takım oyunu. Yani bugün takımda biz oynuyoruz. Yarın biz de kenarda olabiliriz. Arkadaşlarımız oynar. Önemli olan takımın başarılı olması, takımın kazanabilmesi. Peki. Şimdi esasında hatırlarsanız 89'da bizim zaten Kürt açılımıyla ilgili ortaya koymuş olduğumuz en iddialı rapor oydu. En iddialı rapor oydu. Biz onun ilerisine gitmeye çalıştık. Yani bizden önce partide görev yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar hakikaten başarılıydı. O aradan geçen bir 21 sene vardı. 21 sene onun üzerine fazla bir şey eklenememişti. Biz son bir yıldır bu konuda riskli bir konu. Çünkü getirisi var veya getirisi var diye bakıyorsunuz. Getirdi getirmedi işte sandık ortaya koydu. Demin bir örnek verdiniz. Habur görüntülerinin olduğu dönemde AK Parti'nin oyu %38'lere gerilemiş. Evet, evet. Şimdi bir taraftan demokratik açılım deniliyor. Bir taraf hani getirisi götürüsü çok fazla. Doğru, değil mi? Doğru. Yani çok biz de o konuya çok dikkatli, çok hassas yaklaştık. Ama sorun esasında temelde bir demokrasi sorunu, insan hakları sorunu, özgürlükler sorunu. Dolayısıyla bu konuda yapabileceğimizin azamisinde oradaki yurttaşlarımıza veya Kürt yurttaşlarımıza bir eşit hak, eşit hukuk çerçevesinde onları kucaklamaya, onlara mesaj vermeye gayret ettik. Peki şimdi anayasa tabii haliyle çok önemli. Herhalde meclisin zaten başbakan dedi hemen AK Parti'de hızlanacak ve kendi anayasa çalışmasını koyacak. CHP bu anlamda bir ilk gerçekleştirdik. Bir parti olarak benim anayasa çalışmam budur diye bir metin koydu ortaya. Tam yani budur değil, esasında bir taslak paylaştı. Tabii yani hepsinin olması onun üzerinde oynanacak tabii haliyle. Çünkü biliyorsunuz biz şeyi eleştirdik. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendi mutfağında parti anayasası hazırlıyor, dayatıyor diye. Bizim konuda önerilerimiz budur dediniz sonuçta. Ama o öneriyi oluştururken de sivil toplum örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, barolardan, üniversitelerdeki hukuk 35 departmanlarından 35 akademisyen galiba Süheyl Batum söylüyordu. Doğru. Evet. Yani Süheyl Hoca onlardan görüş aldı. Ama hala devam edecek bir süreç. Orada da yani bir şekilde bir çerçeve ortaya koydu. O çerçeveyi şimdi hep beraber toplumsal mutabakatla bir halk anayasası haline getirmek, yani bir parti anayasasından ziyade bir halk anayasası haline getirmek çabası ve isteği içerisindeyiz. O metinde hani ilginç dediğim hani bir adım bir tık öteye götüren tabii ilk dört madde şu tartışmalı dokunulamaz vesaire. Tabii kırmızı çizgi o kadar çok ki Türkiye'de siz de bilirsiniz. Yurttaşlık kavramına yeni bir bakış açısı getiriyor o taslak diyelim. Evet. Ve Türkiyelilik üzerine yorumlar var. Ne düşünüyorsun? Böyle düşünüyorsunuz? Böyle mi ilerlenecek? Ben ya da böyle mi ilerlenmeli? Yani orada yine hassasiyetimizi özellikle ilk dört maddeyle ilgili saklı tutuyoruz. Evet. Yani o konudaki hassasiyetimizi saklı tutuyoruz. Onun dışında önemli olan bu anayasanın herkesi kucaklayabilmesi, her yurttaşın farklı mezhepten, farklı etnik kimlikten, farklı görüşten herkesi kucaklayabilmesi, herkesin kendinden bir şey bulabilmesi, hisselleştirebilmesi. Dolayısıyla da bunu ne kadar açabilirsek, ne kadar insanlara dokunabilirsek, ne kadar azamide herkesi kucaklayabilirse bu anayasa o kadar başarılı olur. Şimdi çok yoğun bir seçim döneminden çıktık ve hani gerçekten de çok karşılıklı hakaretler uçuştu, suçlamalar döndü, hoşumuza gitmeyen görüntüler yaşandı, kasetler, komplolar vesaire derken ama bir seçim bitti ve başbakan yine bir balkon konuşması yaptı. Ardından da el uzattı. Helalleşeceğiz dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da kapıyı gayet rahat açtı ki hani konuşulacak, edilecek. Şimdi her şey geride kaldı ve helalleşip devam edilecek. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun konumunu çok önemsiyorum ben. Şimdi genel başkanımız her zaman yapıcı bu konuda biliyorsunuz. Hep uzlaşmacı, yapıcı, yani demokrasi anlayışı da çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, hakikaten barışçı bir demokrasi anlayışına sahip ve partiyi ve Türk siyasetini de buraya taşımak istiyor. Evet. Şimdi Sayın Başbakan tabii yani geçmişe baktığımız zaman bu balkon konuşmalarını çok gördük ama sonuçta balkondan içeri girdiği zaman başbakan başka bir başbakan oluyor. Yani o balkonda seçim kazanmanın belki rehavetiyle farklı oluyor ama
ama ya da hep balkonda tutmak lazım. Belki hep de tatile göndermek lazım. Yani bugün yine onu da ifade etmek isterim. Biliyorsunuz köşe yazarlarıyla ilgili bütün... Geri çekti. Güzel bir şey. Fakat sizden geri çekmemiş, sizden tazminat kazanmış duyguma evet, göre. Evet. 4000 lira mı ödeyeceksiniz? Öyle, evet. Sizinkini geri çekmemiş. Bizimki ama yani bu basın açısından bunu yapması önemli bir adım. Ben de öyle düşünüyorum. Doğru kesinlikle buluyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Kendisini. Evet. Şimdi... Demek ki sakin düşünmek yarıyor. Yarıyor demek ki, evet. Ya balkonda tutacaksınız ya tatilde tutacaksınız o zaman başbakanı. Yani o zaman ülke adına daha faydalı olacak, daha hayırlı olacak. Yani biz bu konuda yapacağız. Dediğim gibi yeter ki samimi olsun. Yeter ki içten olsun. Yeter ki halkın çıkarı için... Halkın yani kimseyi ötekileştirmeden ve bütünü görebilsin. Biz bu konuda yapıcı olacağız. Şimdi haliyle Kürt sorunu, yani anayasa ve Kürt sorunu konuşuluyor olacak yani. Bir şey daha konuşulacak. Ne konuşulacak? Cari açık konuşulacak. Ha tabii, o da konuşulacak ki şimdi, sizin alanınız aslında. Yani anayasa, bakın, şeyden ders almamız lazım. Müsaade ederseniz ben lütfen sizden bir şey çalmış olayım. Lütfen buyurun. Şimdi gündemi ben çalmış buyurun, oluyorum. Buyurun, son iki dakikam sizin olsun. Peki, sağ olun. Şimdi anayasa çok önemli, demokrasi evet, çok önemli, insan hakları çok önemli. Orta Doğu'da yaşıyoruz. Yani inşallah belki yani bizi izliyorsa veya danışmanları izliyorsa Sayın Başbakan şu internet yasaklarını da kaldırsın. 22 Ağustos'ta internete şifre getiriyor mesela. Hı-hı. Hani sosyal medya üzerinde büyük bir etki. İnşallah onu da kaldırır. Kaldırmasını buradan talep ediyoruz. Buradan söyleyelim birkaç şey böyle değil mi? Evet, hazır tatildeyken. İyi gününde. Hazır tatildeyken. Evet. Şimdi bir taraftan anayasa, demokrasi çok önemli. Orta Doğu'daki gelişmeler ibretle izlemesi gerekiyor. Ama öte yandan... Cari açık da çok önemli. Yunanistan'ı izliyoruz. Evet, doğru. Fakat çok acı bir şey söyleyeceğim. Yani cari açık ve Türkiye ile ilgili konuyu. Türkiye şu anda iflası istenen Yunanistan'dan net ithalatçı konumda. Hmm. 2010 yılı itibariyle aşağı yukarı 500 milyon dolarlık biz ithalat yapar hale geldik. Daha evvel hep net ihracatçıydık. Hmm. Yani bu da bizdeki cari açık, dış ticaret açığındaki artış, yani ithalattaki patlamayı bizim için büyük bir tehlike, büyük bir tehdit olarak ortaya koyuyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Pamuk ülkesi Türkiye, tekstil ülkesi Türkiye, Yunanistan'ın en büyük pamuk ithalatçısı konumuna geldi. Hmm. Yani anayasadan, Orta Doğu'dan ders çıkartmamız lazım. Hemen komşudan da bu cari açıktan ekonomiden ders. Siz tarımla ilgili de çok eleştiriler getirmiştiniz. Tarımı da bitirdiler diyordunuz seçim gezilerinizde. Tabii onlar da verdiler oy. O da ayrı hikaye ama evet, o konuda da bir cümle alayım sizinle. Yani tarımla ilgili tespitlerimiz şuydu. Türkiye net yine pamukta olduğu gibi ithalatçı konumuna düştü. Yaklaşık yılda 20 milyar dolarlık bir ithalat yapıyor. Türkiye'nin üretmesi gerekiyor. Çiftçinin, köylünün özellikle tekrardan teşvik edilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin, hatırlarsanız 2000'li yıllarda dünyada 7 ülke vardı. Kendi kendine evet, 7 tarım ambarı, tahıl ambarı, hayvancılık aynı şekilde. Yine ben olumsuzluklar konuşmayayım. Çok konuştuk onları. Önerilerimizi olumlu bir cümleyle bitirelim. Hala umut var Türkiye için. Demokrasi, ben kendi partimiz adına da ben umut besliyorum. Umut, peki, isminiz de sizin öyle zaten. Olduğunu düşünüyorum. Yani bize oy veren veya vermeyen bir kere bütün vatandaşlarımızı biz kucaklıyoruz. Katılım için onlara teşekkür ediyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Öz eleştirimizi yapacağız. Peki. Ve dediğim gibi hiç kimseyi ötekileştirmeden onlara hizmet ve onların sorunlarına çözüm üretmek ve onların parlamentoda sesi olmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Daha çok konuşuruz biz herhalde diye düşünüyorum. Çok İnşallah. Fazla konu var zaten. İnşallah. CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Umut Orhan'la birlikteydik. Yarın akşam aynı saatte bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.